Evet, işte karşınızda Ezgi Gelin'in salona sığdırmakta zorlandığı sunum masası. Her bir gelinin şeker hamurundan yapılmış minyatürleriyle süslü bu şık masada 5 çayı konsepti hazırlamış gelinimiz. Çeşit çeşit kurabiye, tatlı ve keklerle donattığı masasını şık bir pastaneye çevirmiş bugün Ezgi Gelin. Ayrıca yaprak sarması, mercimek köftesi, erişte salatası gibi 5 çaylarının olmazsa olmazları da bu sofrada. Bakalım bu göz kamaştırıcı sunum masasıyla Ezgi Gelin rakiplerinden kaç puan alacak? Evet hanımlar, şimdi sunum masamızdayız. Kızlar, tık 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 tık. Ya bu ne tatlı bir şey. Ay. Dublaj yapayım dedim. Şuradaki maket halimizde. Bakayım, bu Ezgi sensin galiba, siyah saçlı. Evet, evet. Öyle o mi? Benim. Ortadaki benim zaten, evet. Tabii teknik koltuğu ben kaptım. Senin lacivert teknik koltuğu. Aynen. Yani kanepelere kadar yapmışsın. Evet. Çok tatlı. Orta sehpamı da yaptık. Ya bu ne güzel bir fikir. Kameramıza kadar yapmışsın. Şeker hamurundan galiba. Evet, evet, şeker hamurundan. Ne güzel, bu kimin fikri bu? Benim fikrimdi. Yaptırayım dedim, değişiklik olsun diye. Evet, yani ne yapacağız bunu, espri sonra saklayacağız mı? Evet. Herkes kendini herhalde alıp eve götürecek. Olabilir. Evet değerli izleyenler, gelinimiz gerçekten böyle bir şeker hamurundan bir şıklık hazırlamış. Çok da hoşumuza gitti. Bu arada çay masası hazırladın sen. Evet. Ben de çayımızı yudumladım. Çok güzel olmuş. Siz de yudumladınız mı? Çok yakışıyor elinize çay. Dün peçete kullanmayı gösterdiniz. Bugün de bir çay nasıl içildi bir görmek istiyorum. Son bardakları da. Bardakları evet. Da güzel. Yani bardak takımı beğendik. Evet, kaça aldın takımı? Takımımı 5 yıl önce 2000 TL'ye almıştım. 5 yıl önce, evet. 2000 TL'ye. Çayı sen mi demledin? Şimdi diyecekler ne alaka? Çayı sen mi demledin? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Dün abim geldi bize. Abimi tanırsınız. Oyuncu Saruhan Hünel. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Aslı dedi ya, nasıl demliyorsun sen bu çayı? Dedim abi demleyeyim hemen. Yok yok dedi, ben demleyeceğim dedi. Aa dedim. Abi olur mu, estağfurullah dedim. Yok dedi, o çayın püf noktası var. Ay çay demlemenin püf noktasını anlattı. Hemen anlatıyorum, öğrendim taze bilgi. Şimdi su kaynıyor ya. Öncelikle demliğe üst tarafa. Biz ne yapıyorum ben mesela, işte ya çayı döküyorum ya poşetse çayı koyuyorum. Üstüne suyu döküyoruz değil mi? Ben öyle yapmıyorum. Aa. Ben öyle yapmıyorum. Demliyorum. Ben gerçekten de öyle yapmıyorum. Tamam, ben de demliyorum. Yok, üstüne ilk önce suyu koyuyorum. Suyun içine çay koyuyorum. Evet, yalnız. Sonra ağzını yaptı. Yani. Evet, abim de öyle yaptı. Evet. Demlik aldı, önce kaynar suyu döktü. Evet. Evet. Ondan sonra çayı ekledi üstüne. Evet. Çayı yakmamak adına evet. Yapılıyormuş. Evet, öyleymiş. Ben de yeni öğrenmişim. Ya bir şey daha yaptı, bunu biliyor musun? İçine yarım kesme şeker attı demliğin. Ya. Aa, çok ya. Bunu da cebimize koyalım. Bunu da cebimize koyalım. Ay, aynen. Çayı sonra bıraktı. Bir güzel semaverde demledik. Bir güzel oldu. Vallahi işte abimden de bir şey öğrendim. Aferin dedim yani abi, teşekkür ederiz. Hakikaten çok lezzet kattı çaya. Bugün de çayımız güzel olmuş. Ellerine, afiyet kollarına olsun. Sağlık. Afiyet olsun kızlar. Peki neler hazırladın misafirlerin için? Ben sizin için makarna salatası yaptım. Bir de mercimek köftesi yaptım. Katmeri kayınvalidem yaptı. Esansın. Su böreği var orada. Evet, su böreği eşim çalıştığı... Biraz hazır gibi görünüyor. Evet, eşim çalıştığı yerden getirdi onları. Taze, sağ olsun. Taze. Evet, taze. Peki her şeyi eşin getiriyor, yapıyor, onu anlamadım. Dur, daha onu getirdi dedim. Başka ne getirdi? Sunumluğu da eşi hazırlatmıştı. Evet. Yani senin yerine eşin canım katılsaydı bari yarışmaya. Biz ekibiz ya zaten, biriz yani. O yüzden ya yardım edecek tabii ki. Burası gelin programı ama. Tamam, yani. Şu an senin bir emeğin olması gerekiyor ya. Gerekiyor canım, hepsini hep benim yapmam. Eşim. Öyle bir şart yok burada. Bak, sizin için bunu yaptım, mercimek köftesini yaptım. Kendi ne yapmış acaba? Çünkü hiçbir emeğini görmedik. Hep eşim, yani eşi katılsaydı o zaman programa. Ben de hani biliyorsunuz koşturmalı, yani zor bir süreç ya kızlar, hani maalesef yani bu kadar yapabildim. Yemeği sizin biraz hazır getirdin gibi olabilir. Şimdi şöyle bir şey. Dün sen de iki çeşit yapmıştın. Ben iki çeşitin dışında ama... Seninki çok basit bir tatlıydı şöyle, ama bir dışarıdan, de yani. Dışarıdan hiçbir şey almadım ben.
dışarıdan hiçbir şey almadım. Bir yerden yani bir satın alınabilen bir şey koymadım masama. Hepsi evde yapılan yiyeceklerdi. Eşinin desteğiyle dışarıdan satın alınarak gelmişti yemeklerin bazıları. Özellikle tatlıların çoğu dışarıdandı, kuru pastalar vesaire. Ben orada biraz emek eksikliği gördüm. Ben orada hazır tatlılar görüyorum. Çok fazla tatlı var ve kurabiye var, hazır kurabiye. Yani evet, bu ayırt edilebiliyor. Tamam. Genel olarak yarısı bence hazır buranın. Ben öyle düşünüyorum. %90. Evet. Tamam, hazır olun. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şart yok ki kızlar, yani hani ailem bu kadar yapabildik. O zaman yemek şirketiyle anlaşalım. Hazır bize getirsinler. Evet, bence yani de. Yani bilmiyorum. Daha az masraf olur. Hepsini sen mi yapacaksın? Tabii masanda. Neler yapılacağına ben de karar vereceğim. Evet. Tamam, ben de karar verdim. Hepsini yardım ben de onayladım de zaten. Yardım edeceğim. Bildiğim kadarıyla sen de eşin de ordulusunuz. Keşke evet, ordudan da böyle ufak da olsa bir şey görseydik. Maalesef onu yapmadım aslında. Kızlar. Olabilirdi, bir fındık olabilirdi. Güzel fikir, evet, ama hiç yani zahmetsiz. Bir söz var. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Şimdi biz suduma bakacağız hanımlar. Tabaklar tamam, uyumuş mu? Kaşıklar uyumuş mu? Ben bu, bakmak istemiyorum. Kendisinin bunları sunması onun misafirperverliğindendir. Bakınız mesela mercimekli köfteyi yapmış ve ne kadar güzel dekorlamış. Acaba limon dilimleriyle ya da yapmadı ama dekorunu kendi mi yaptı? Evet. Bu arada bakın bu da çok önemli. Şunu da diyebilirdi. Ben yaptım atıyorum kısırı. Ben yaptım katmeri. Nereden bileceğiz? Evet. Bu dürüstlük de çok değerli. Evet. Sonuç itibariyle bizim önümüze yani sunma şekli bizim için değerli. Ya, anlatabiliyor muyum? Mesela ben dün neye dikkat etmiştim senin Kırık evinde? Kabı. Bakın beşik, o kabın etrafı temiz mi değil mi? Bakın evet, ne kadar tertemiz. Yani iştah açıcı ve özenli duruyor. Misafirin önüne çıkabilecek bu, evet, olması klasik bir arpa şehriye salatası. Evet. Kendi yapmadı belki, okey. Ama bizim önümüze evet, tertemiz çiçek gibi koymuş. Şık bir kasede, gördüğünüz gibi hiçbir tarafına bulaşmamış. Bu misafirin önüne çıkacak kalitede bir sunum olmuş. Bu olması salata gereken ve bir şey. Mercimek. Olması gereken. Evet. Olması gereken. İşte şey. Evet. Bu artı bir bunları özellik değil. Bunları eleştireceğiz. Ben buna, buna artı bir puan edeceğiz, vermiyorum. Zaten olması gereken bu. Ama bu böyle olmasaydı eksiltirdin puanından değil mi? Evet, ama bu şu ben an zaten size verdiğim özenden dolayı bu şekilde hazırladım. Çünkü evde hiçbir takım bile yoktu. Bak şu an size ama tam bir masa farklı kurdum farklı ben. Cam kaplar var. Orada farklı bir kap daha canım var. Canım çeşit fazla olunca yani sen maalesef sen böyle oluyor. Tek ton olabilirdi, beyaz olabilirdi ya da hepsi cam olabilirdi bence. Ben bir şey çok sormak istiyorum. Bu günlük çatal kaşık bıçağın mı? Hayır, misafir için almıştım ben bunları. Bana biraz günlük gibi geldi. Yani günlük bir model gibi geldi ha, diyebilirim daha doğrusu. Dün seninkinde de hiçbir desen yoktu. Seninki benim de dümdüzdü. Benimki çok zarifti. Hatta beğenenler olmuştu. Canım bu da çok zarif. Geçmişti. Benim hoşuma gitmedi. Biraz günlük gibi duruyor ama olabilir. Ben bardak takımını beğendim. Çatal bıçak kaşığın uyumunu beğendim. Ama fırın kap şurada tam ortada böyle. Hiç beğenemedim onu. İkisi aşağılara fırın kabı. Onu mu demek istiyorsun? Hem ikisi de fırın kabı hem de yani sanki aynı çeşit çok fazla var. Burada da bir kısır türü var. Oradaki de bir kısır türü, anlamadım. Hayır, bulgur demek istiyorsun. Yani bir yani muhteviyatında bulgur var. Evet. Yani genelde hep aynı içerik. Hep böyle bir hamur işi vesaire. Daha böyle farklı bir lezzet de olabilirdi. Gerçi ne olabilirdi? Evet, ne olabilirdi bence mesela? Bence daha böyle sulu tarzda hani böyle sulu, sulu bir salata da olabilirdi. Hı. Ya da yiyebileceğimiz farklı bir şey olabilirdi, bilmiyorum. Ama şu an aklıma gelmiyor. Beş şey konsepti yapmış. Evet. Yani hani sen mesela yemek konsepti yapabilirsin atıyorum. Fakat gelinimiz beş çayı konsepti hazırladığı için beş çayında işte mercimeklidir, sarmadır, kısırdır, makarna salatasıdır. Çok olabilecek şeyler geldi ya. Çok ama salatalar geldi da var. Salataların hepsi genelinde patates var, yine arpa şehriye var. Bu da bana çok aşırı geldi. Hmm. Yani daha böyle yine sebze ağırlıklı salatalar tercih edebilirdin. Fikir. Yani evet, o da senin fikrin evet, canım. Evet, senin evet, evinde de göreceğiz masanı. Bizi böyle yedirip yedirip şişirtip kötü görünelim diye hazırlanmış ya, masa gibi. Diyorsun. Bilemedim. Sen beğenmemeye gelmişsin bence. Hayır, beğendiklerimi söylüyorum. Yemek takımını beğendim, çatal bıçak setin uyumunu beğendim, bardak takımını beğendim ama geri kalan yani ben misafirim önüne bu kadar hamur işi, bu kadar her şey birbirine aynısı. Tamam, hep aynı sen tonlar yapmazsın yani, farklı o zaman. Şey ben böyle yaptım, farklı sen yapmazsın. Kullanmış olduğu yemek takımını beğenmeme rağmen, bardak setlerini beğenmeme rağmen hiçbir şeyi beğenmiyorsun, beğenmemeye gelmişsin gibi sert bir çıkışı vardı. Bunu doğru bulmuyorum. Bir, yani yeşillik göremedim yani eksisi. Yeşillik şey işte. Ha.
Bunlar yeşillik değil hayatım. Bu pilav yani. Bu pilavla şeyin karıştırımı, mısırın karışımı. Onu demiyorum canım. Bak yeşillik. Orada da var. Bunu ona ulaşana kadar üsttekini yemem lazım. Üstteki gluteni yiyip ondan sonra yeşilliğe ulaşabiliyorum herhalde. Anladım. Sen herhalde çok dikkat ediyorsun kendine. Dikkat ederim. Bu konuda dikkat ederim. Evet şu an emzirme dönemindeyim. Biraz ödemlerim olabilir ama ben fitim hocam. Şu an çok merak ediyoruz. Senin masanı çok merak ettim. Ben de çok merak ettim. Evet. Evet. Yemek takımı ve bardakları ayrı ayrı çok beğendim ama bir arada olmamış. Yani bakınca gözüm kanıyor çünkü hepsi çok karma karışık. Peçetelik aynı şekilde. Yine inci kullanmışsınız. Al sil gözlerini. Gerçekten. Bunlar takım hepsi. Yemek şeyiyle de takım. Bilmiyorum bana çok karışık geldi. Bunların içi boş yani bunu süs diye mi koydun anlamadım. Aslanım ben bir şey söyleyebilir miyim? Hem ufak bir bilgi olacak bu sizlere. Belki bilen öyle vardır. Mi? Evet. Bir şey anlatıyordu. Onunla alakalı anlatıyor bir şey muydu? Mi? Çatal kaşık deyince ben de yok tuzluklardaydı. Tuzlukla evet tuzlukla da alakalı. Evet, sözünü unutma cevabını ben, versin. Yani, sözünü unutma sözünü bitirsin. Niye? Unutmuşum canım. Yani. Evet unutmuşum. Hiç kullanmadın farz etki süs yani. Hiç kullanmadın mı daha önce onları? Hayır hiç kullanmadım. Bu tabakları hiç kullanmadım. Öyle mi? Evet. Beş yeni yıldır. Mi aldın? Beş hayır, yıldır. Evet, beş yıldır şaka. Duruyor. Evet. Yavrum sen hiç böyle kayınvalidenleri ve de ağır bir misafir ağırlamadın mı? Yok zaten hani iki yıl sonra buraya geldiğim için hep birlikte yiyoruz. Onlardayız. Hiç yani... Günlük takım evet, kullanıyoruz. Günlük takım kullanıyoruz. Bunları hiç çıkartmadım. Bence şu an kendin için de kullanmalısın. Kullan ya. Evet kullanacağım. Çok şahane zaten. Eskiden ailelerimizde yok bitimle koyarlar. Eski şeyleri bence kullanmalılar. İnsan kendi özeldir yani. Misafir de özel ama... Evet doğru söylüyorsun. Zaten 5 yıl oldu artık kullanayım. Artık kullan. Artık. Modası geçince kullanacaksın. Ne? Ne kadar fiyatı? Fiyatını tek hatırlamıyorum. Evet sen bir şey söylüyordun. Evet, çatal kaşık tuz derken benim aklıma çok önemli bir bilgi geldi. Belki biliyorsunuz. Harika. İşte farklı bir yere gittiğimizde bir restoranta ya da başka bir arkadaşımızın evine gittiğinde bu bir ayıp değil bence. Böyle bir leke gördüğümüzde veya leke bile olmasa tuz ve peçete ile çatalı veya kullandığımız kaşığı silmeliyiz. Leke çıkarmak için değil bu. Sadece işte ağzımızdan gelen DNA'lar veya oradaki mikroorganizmaların tuz. Giderilmesini sağlıyor. Ya bu bilgi benim için çok önemli. Ben biraz Başak Burcu'yum bu konuda. Öyle mi? Takıntılıyım. Tuz mu rica? Bir tuz rica edelim mi? Silebilirim. Tuz rica edelim. Tuzluk ama doğru. Tuzluk boş mu? Onu kullanamıyor. O bir aksesuar tamam, olarak. Bir kasede, mahsede bir tuz. Evet. Allah Allah güzel. Bir gösterirsin bize. Evet. Uygulamalı gösterelim. Tuzumuz gelinceye kadar sen lütfen devam et. Ben burada yine pet şişede görüyorum içecekleri. Hı-hı. Dün Çiğdem Hanım'ın evinde gördüğünüz gibi. Evet. Yani bunlar... Çok çirkin bir görüntü bence. Ama asit kaçar. Dün arkadaşım da söyledi. O konuda çok haklı. Başka hiç bir şey koymayı olursa... da bilirdin. Yani asit böyle koyacaksın hiç koyma daha iyi bence. Koymayın vallahi. Asla eleştiri gelecek. Çay var sonuçta yani. Beş çayı dediniz. Çay. Belki çay içmeyeceksin. Ben hamileyim biliyorsunuz ki. Asitli içemiyorum zaten. Daha sağlıklı bir içecek koyabilirdin asitsiz. Ayran olur. Ne bileyim meyve suyu olabilir. Evet canım bence. Seni düşünemedim kusura bakma. Çay içebiliyorsun. Evet çay içersin. Bir dertine düşünürseniz iyi olur. Tuz geldi hayatım uzansana. Peçete orada evet, da peçete. Benim dikkatimi çekti. Bir alabilir miyim o peçete diye. Tam üstüne denk geldi. Hem peçete lazım evet. Bana. Size peçete lazım. Evet ekstra bunların dışında koyulması güzel. Ama bunu da sanırım dışarıdan getirdin. Restoran da eşi getirdi duruyor, değil mi? Eşin yerine. Mi getirdi? Hayır. Bunu tek parça olarak hayır, mı benim. Aldın? Evet. Bence restorandan çıkma gibi yok duruyor. Ya. Ben bakalım öyle düşünüyorum. Sen restoranda böyle bir şey mi gördün evet, ya? Evet gördüm. Gerçekten mi? Bak bunlar ev tipi ama. Güzelmiş. Hayır yani evet. Hani bu tarz dikdörtgen peçeteler için çok güzel bence. Ben, nasıl buldunuz? Ben yakıştırmadım. Hadi yap bakalım ben tuzla. Ben yakıştıramadım. Yakıştıramadım. Evet. Kalın tuz olsa daha iyi olur ama bu ince tuzla deneyelim aslında. Kusura kalın bakma kalın tuzla. Yani kalın tuzu da çizmez mi ya kaşıkları? Ya daha böyle şeyler var yani nasıl diyeyim size aslında öyle daha deneyelim, yumuşak kalın evet. Tuzlar kaya var. Kalın tuzu ama biraz daha böyle rafine tamam. Olmuş olanları var. Anladım. Hafif bir kaşığımızla tuz alıyoruz Aslı Hanım. Böyle evet. Birazcık gezdirelim. Daha sonra peçetemizle yavaş yavaş ovuşturuyoruz. Evet. Böyle tamamen şöyle. Kullandığımız kısımları. Şöyle. Tuzla gezdiriyoruz evet. Yavaş yavaş. Şöyle bakın tuz. Çatalda da yapabilirsiniz. Peçete. Çatalda biraz zor olabilir ama. Bir restorana gittik mesela. Ya, tuhaf karşılanabilir. Evimiz için değil. Evet. Bu bir pratik bir bilgi diye veriyor arkadaşın. Evet. Şimdi mutlaka işte bu zaten yüksek ısıda yıkanmıştır evet. Diye düşünüyorum evet. Bulaşık makinesi. Bazı yerlerde güvenemiyorum. Suyun altına tutup koyulabilir yani o kadar farklı yerler var. Peki böyle yapıyoruz tuzla. Evet.
Evet. Daha sonra zaten parlıyor. Tuzun bir parlatma şeyi hadi de ya. Var. Parlar yani şöyle aslında. Bakayım. Kendinizi görebilirsiniz ayna gibi. Severim aynaları. Peki. Bu şekilde aslanım. Bence bu bilgiyi kızlar aklınızda bulunsun. Benim gibi hani Başak Burcu arkadaşlarım da var. Evet, evet. Ben de. Evet. Takıntılar olabilir. Teşekkürler bilgin için. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim ediyoruz. Ne demek. Masa örtüsü ve peçetelerin fiyatını alalım canım. Bunları sanırım 5 yıl önce 1000 liraya almıştım takım olarak. Çatal kaşıklar. Çatal kaşıkları da 1500 civarı. Evet. Çok teşekkür bardak ediyoruz. Takımını. Bardak takımımı tabaklarla birlikte almıştım. Hiç hatırlamıyorum o yüzden. Yapma yani. Evet. Güzelmiş güzel ama. Yani bunlar zamansız bardaklar. Bence evet. Hepimiz bardakları beğendik. Evet. Yemek takımıyla uyumunu da sevdik diye düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi servislikleri de yine metal, beyaz, gümüş. Sadece aslanım farklı bir şey var. O servislikler var. Bir de bu tarz bir servislik de var. Evet. Yani güzel. Bir çeşit. Ne olabilir? Rengi materyaliyle aynı. Aynen. Sadece bunda aynı ton. Bu şekilde. Evet. İkram etmek için bence rahatsız olmadım ben. Sordunuz mu? Ben masayla ilgili şunu söylemek istiyorum. Söyle hayatım. Bu dekora bayıldım. Çok şirin ve çok tatlı olmuş. Teşekkür onu söylemeden geçmek istemedim. Peki. Teşekkür o zaman afiyet ederiz. Olsun diyelim mi? Çünkü buradan değil. Düğünü izlemeye geçeceğiz. Eline evet. Sağlık. Eline sağlık. Nereden afiyet başlayacaksın olsun. Bakayım sen? Yemeğe mi? Bilemiyorum ki. Daha böyle sağlıklı. Şu salatadan belki ama gerçi onda da makarna var. Makarna. O da olmaz. Evet. Yani canım bakalım. Sen sağlık seni, olarak seni bilmem de sen şu yeşilden ver bakayım. O ne o öyle? Yeşil o. Köşede en köşede. Yeşil var bak. Bak orada. O neymiş hem de onu soralım. Evet. Ispanaklı gibi. Abo. Ay nereye geldik aslında? Şu tarafa aslında. Sıkı tut bakayım. Bu neymiş böyle yeşil? Ispanaklı labneli poğaça. Wow. Hadi deneyelim. Afiyet olsun. Cam kaplar kullanılmıştı. Aynı zamanda bir tabak uyumu yoktu. Su takımı güzeldi ama benim yemek masasında en çok beğendiğim tabii ki gelin evi konseptiyle bir hamurdan bir pasta yapılmıştı. O güzeldi, o çok hoşuma gitti. Çok eğlenceliydi.